Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir strateji oyunu. Bu seferki strateji oyununda mutant canavarları avlayacağız. Mutant canavarları avlayıp onları evcilleştirip savaştıracağız. Yine bir bunda da klan sistemi var, bina büyütme sistemi var, asker basma sistemi var. Fakat tek farkı mutant yaratıkları avlayıp onları nasıl diyeyim evcilleştirip onlarla savaşmamız. Şimdi birazdan göreceğiz zaten. Buradan şöyle gördüğünüz gibi mutant canavarları var. İşte goriller, anakasıkları, işte dinozorlar, her şey var. Onları da avlıyorsunuz tüfekle. Ondan sonra onları evcilleştirip savaşıyorsunuz. Tabi hepsinin kendine özgü bir özellikleri var. Kırmızı renkli olanları var. Sarı renkli olanları var. Mor, mavi, yeşil diye gidiyor bunlara. Kırmızı renkleri en üst oluyor artık. Bir de tek farkı yakaladığınız canavarları şimdi göreceğiz zaten. Silahla yakaladığınızda atış yapıyorsunuz, yakalıyorsunuz. Belirli bir bayıltma mermileri var. Onlarla yakalayıp, onlarla bayıltıp yakalıyorsunuz işte şu silahtan. Bu silahı kullanacağız şimdi. Şöyle. Şurada gördüğünüz bunlar bayıltıcı mermiler. Sınırlı sayıda var. O yüzden yani nasıl diyeyim tam böyle noktalardan vurmanız gerekiyor. Burada çıkmıyor. Fakat oyuna girdiğimizde çıkacak. Burada rastgele bir atış yaptıracak size ama oyunda vücutlarında belirli yerlerde tam hedef yeri çıkacak. O hedeften vurduğunuzda hem yüksek level'lı mutant canavarı elde etmiş oluyorsunuz. Hem de ya kırmızı ya sarı düşmüş oluyor. Bu zaten ilk başta verdiği mutant canavarı. Oyun görsel olarak yeni. Şu anda test aşamasında APK üzerinden oynuyorum yine. Global'e açılacak. Global'e açılmadan önce denemek isteyen, oynamak isteyen varsa açıklamalar kısmına APK linkini bırakacağım. Yine telefonunuzun dilini İngilizce yapmanız gerekiyor APK'yı indirdikten sonra. Şuraları geçelim. Direkt bir alıştırmayı geçip oyunun içine dalalım. Etrafta haritada böyle bulutlu bir şekilde, diğer strateji oyunlarında da var bu sistem. Belirli noktalar sislerle kaplı. O sisleri siz helikopter yardımıyla açıyorsunuz. Bunu da göreceğiz birazdan. Buradan etraftan belirli bir droplar var. Dropları toplayıp droplarla da mutant avlayacağız. Köpeğimiz zaten birazdan mutanta dönüştürecek. Bizim baş canavarımız olacak. Bu şekilde mutant canavarları var ve bunlarla dönüşecek. Bunlarla savaşacaksınız. Klan sisteminde de yani başka bir oyuncuya saldırırken de elinizdeki mutant canavarlarla saldıracaksınız. Tabi aynı zamanda asker de basacağız. Fakat komutanınız mutant canavarlar olacak. Yani bunda tek fark komutan yok. Mutant canavarları var. Şuralardan ilerleyelim bakalım. Çabuk geçiyorum. Direkt oyunu anlatmak için. Şimdi buradan bir tane oyun ilk başlarda size mor bir mutant canavar seçtirecek. İlk başta benim telefondaki oyunumda ilk başta bunu seçmiştim. Bunu biliyorum nasıl olduğunu. Başka seçelim. Şunu seçelim. Şimdi oyunda da aynı bu şekilde olacak. Tap tuşu çıkacak. Gördüğünüz gibi canavar burada. Şimdi canavarı vuracağımız hedef çıkacak. Nişan aldığım anda. Bakın şimdi göstereceğim. Tam şu noktada vuruş yaptığınızda yani biz mavi vuruş yaptık. Bunda önemli olan belirttiği noktadan vurup sarı vuruş yapmanız. Fakat verdiği hedefin yani canavarın üstündeki hedefi tam noktadan vurursanız sarı vurmuş oluyorsunuz ve burası %80'ler %85'ler oluyor. Bazen çok iyi denk getirirseniz %100 oluyor ki zaten ona o da süper bir mutant canavarı olmuş oluyor. Ona da yükleniyorum zaten hemen yükseltiyorum onu. Şimdi bizden öğreticiyi geçene kadar bunları bir geçelim. Canavarların yapıları, görünüşleri falan çok güzel olmuş. Etraf harita, dış harita, dış map de çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi canavarımız şimdi peşimizden geliyor. Ayrıyeten aynı mutant
canavarlardan yakaladığınızda evolve yapabiliyorsunuz. Yani birleştirip bir üst kademeye çıkartabiliyorsunuz. DNA'larıyla oynayabiliyorsunuz. Yani aynı mutanttan, aynı canavardan 3 tane, 4 tane yakaladığınızda DNA'sını değiştiriyorsunuz. Yani artık en üst seviyeye getiriyorsunuz onu. Böyle de bir güzelliği var. Bazı noktalarda, bazı canavarlarda yapabiliyorsunuz onu. Şimdi de zaten kendi ilk başta verdiği canavarları değiştireceksiniz. Etrafta böyle canavarlar var. Bunları kestikçe size canavar parçacıkları atıyor. İşte XP kitapları diyeyim. XP kitapları atıyor. Canavar yakalamak için o şırıngalardan atıyor, iğnelerden atıyor. Şimdi mor mutantı buradan ateş edelim. Mutantı da çıkıyor. Ben telefonda diğerini seçmiştim, bunu hiç seçmemiştim. Bunun da bu savaştığınız canavarın da belirli noktalarında hassas noktaları çıkıyor. O hassas noktadan vurduğunuzda kritik atış yapıyorsunuz, daha fazla hasar veriyorsunuz. Burası da base'imiz. Burada artık binalarımızı yükseltiyoruz. Her zamanki gibi hastanemiz var, ana base'imiz var. İşte radarımız var. Radar görevlerini yapıyorsunuz. Etrafta böyle canavarlar var. Onları avlayacağız. İşte iğne kazanacağız. Her iğnenin kendine özgü özelliği de var. Mavi iğne bulduysanız mavi mutant canavarlarını yakalıyorsunuz. Mor iğne bulduğunuzda mor mutantları yakalıyorsunuz. Sarı iğne bulduğunuzda hem sarı hem kırmızı mutant canavarlarına atış yapabiliyorsunuz. Tabii mor iğneyle de sarı mutanta atış yapabiliyorsunuz ama bir kere de öldüremiyorsunuz. Yani elinizde mor bir iğne varsa onunla sarı bir mutanta ateş edecekseniz bir 3-4 kere de anca ölüyor. Ama sarı bir iğne varsa sarı bir mutanta atıyorsunuz, tek seferde ölüyor. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi helikopteri de şöyle gösterelim, bulutları açsın. Gördüğünüz gibi etrafta bulutlar var yine aynı şekilde. Helikopterle açıyorsunuz. Açtıkça etrafta mutant canavarı buluyor. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde mutant canavarları buluyor. Şimdi bize mavi avlattıracak zaten. Normalde bunları bulduğumda avlamıyorum hiç ben. Bu şekilde geliyoruz. Tam şimdi burası değil. Ya da tuşları ayarlayalım. Bu şekilde yakalıyorsunuz. Bunda da %57 olduk. Tam vuramadık. Tam vursaydık %60'lar 70'ler olurdu. Radar kulemizi de koyduk. Radar görevlerimiz de var. O görevler de çok iyi. Bunu da öldürecek. Ya etraftakileri öldürtürecek şimdi. Radar görevi yaparak. Burası da radar görevimiz. Buradan da radardaki görevleri yapıp hem iğne kazanıyoruz hem bazen mutant veriyor. Yani level yükseldikçe zaten mutant canavarı veriyor. Da galiba bize şimdi level atlattıracak. Aynen. Buradan level atlıyoruz. Şunlar mutantlara level attırdığımız ilaçlar. Bunlardan bol bol çıkacak. Radar görevlerini yaptıkça, etraftaki canavarları kestikçe. Şuradan evolve yaptıracağız. Tabi daha açılmadığı için yapamıyoruz. Buradan skill'lerini yükseltiyoruz. Bu skill kitapçığı şöyle, bu mutant canavarın bir de kitapçığı var. Bu mutant canavarının kitapçığından 10 tane toplarsak buradan da skillini yükseltiyoruz. Şurada da skillleri var zaten. Şurada, burada da yumurta var ama yumurta da daha açılmadı. Onları da zaten ilerleyen bölümlerde anlatırım. Buradaki yer challenge'lar. Birinci boss'tan başlıyorsunuz, ikinci boss, üçüncü boss, dördüncü boss diye gidiyorsunuz. Gidebildiğiniz kadar gidin burada. Çünkü hem mutant çekme bileti alıyorsunuz, yani anahtarı alıyorsunuz. Hem de çok güzel ödüller veriyor. Burası level 7'de açılacak. Burası da savaştığınız, savaşa gönderdiğiniz yer olacak. Böyle değişik bir strateji oyunu. Mutantlarla savaştığınız bir strateji oyunu. Şöyle mutantları, böyle ilk seçtiğiniz mutantta bir kurum var gibi oyun.
Yani değişik bir oyun, güzel bir oyun. Değişik olmasının sebebi gördüğünüz gibi mutantlarla savaşıyor olmanız, dediğim gibi. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci bölümde daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Ben bu ön tanıtım, aşağıya da açıklamalar kısmına da APK'sını koyacağım. APK'dan indirebilip oynayabilirsiniz. Şu anda açık. Telefonunuzun dilini İngilizce yapmanız gerekiyor her zamanki gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.